وجبر الله مصيبتكم اللهم اغفرهم وارحم يا رب onları mağfiretinle mağfiret eyle. Amerika'da bir üniversitede görevli hemşerimiz Profesör Doktor Fadıl Geylan'ın Ehl-i Beyt sevgisi konulu konferansları devam ediyor. Daha önce Ankara'da bu konuda konferans veren Profesör Doktor Geylan'ı bu kez Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Bursa şubesinin davetlisi olarak Büyükşehir Belediyesi Gölpark tesislerinde aynı konferansı verdi. Evet, değerli hazirun, derneğimizin başkanı Doktor Seyit Hüseyin Zarafi Hüseyin'in ve Bursa'daki çok sevdiğim yeğenim Seyit Sabahattin El-Hasen El-Kadiri ve Bursa'nın kenarından gelen çok sevdiğim yeğenim Seyit Muhammed Ruhi hem Geylani yeğenimizdir, Hüseyin'idir. Diğer Abbasi Seyitleri, diğer hocalar, diğer Seyitler, Haseni Hüseyin'i Seyitleri, diğer hazirun, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ehl-i Beyt'in faziletini anlatırken Ehl-i Beyt'in esas vasfını anlatmak lazım. Ehl-i Beyt'in birinci vasfı ilimdir. Onlar iki nuru beraber taşırlar. Dedelerinin yolunda, ecdatlarının yolunda, onların seyri sülüküye tabi oldukları zamanda iki nur, nurun ale nur olur. Onun için Ehl-i Beyt'in inşallah ilimle sohbetimize başlayacağız. Malum bütün peygamberlere aleyhim abdallussalatu vesselam Cenab-ı Zülcelal ilim emri. Her şeyden önce Allah ilim emri emretti. وَعَلَّمَ الْاَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّ اُرْنَيْهِ Ya İbrahim, teallem. Ya Yahya, ya Musa, ya İsa, bütün peygamberlere ilim emri öğrenme. Resulullah'a gelince dikkat edelim ayet-i kerimeye. İkra geldi, oku. Bir ateşliği şimdi bizim talebemiz var. Bugün ders veriyoruz, sabahleyin geliyor. Diyor ki, dünkü dersini okur musun? Şimdi ayet-i kerimeye dikkat ettiğimiz zaman demek ki Allah Celle Celaluhu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ehl-i Beyt'in ceddi olan, evvelin ve ahirinlerin seyidi olan Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, Taif'teyken Emin Cebrail Aleyhisselam geliyor, göğsünü yarıyor. Fihi ilmul evveli vel ahiri. Profesör Doktor Geylani bazı ülkelerden gelen diğer bilim insanları ile birlikte İslam inancında Ehl-i Beyt'in önemini ve onlara duyulan sevgiyi anlattılar.